Şimdi garanti tarafında şöyle bir şey olmuş. Hani ikinci çeyrekler birinci çeyreğin altında ya da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre altında kalacak demiştik ya yayının başında. Garantide öyle bir şey olmamış. Yani geçtiğimiz yıl 18,5 milyar TL'lik kar açıklamış ikinci çeyrekte. Bu çeyrekte 22,5 milyar TL'lik bir kar açıkladığını söyleyebilirim. Şimdi burada da net faiz gelirlerinde bir artış var. Faiz giderlerinde burada da %250'ye yakın bir artış var. Ama net ücret komisyon gelirleri ve alınan faiz ücret komisyonlarda yaklaşık %200'lük artış var. Yani bu denli artışlar bu sefer hani Akbank tarafında giderler komisyonları baskıladı diyoruz ya. Bu sefer komisyonlar giderleri baskılamış garanti tarafında. Gerçekten güçlü bir bilanço. Evet yani dediğim gibi özel bankalar arasında ikinci çeyrekte birinci çeyreğindeki kârı aşan yegane bankalardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Şöyle bakıyorum bankanın aktifler içinde yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaşan kredi portföyü ile kredi portföyü olmasına rağmen doğru yönetim ve finansalları destekleyen hani önemli unsurları var. Yani kredi mevduat spreadinin yönetilmesi gerçekten çok güçlü olmuş. Bu zaten finansallara yansımış. Operasyonel giderler artsa da faaliyet gelirleri bu durumu dengeledi. Yani özetimiz aslında bu olabilir. Şimdi şunu söyleyeyim. Garantiyi neden beğeniyorum? TÜFEX'e bağlı borçlanma araçları kapsamındaki gelirleri diğer bankalara göre daha az. Şimdi neden beğeniyorsun diyebilirsiniz belki burada. Enflasyon beklentimiz yıl sonu %40. Yani %38 Merkez Bankası'nın bizim yaklaşık %45. Otomatikman geri çekilecek ve TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirler de bankalar tarafında geri çekilecek. Ama Garanti Bankası'nın TÜFE endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirleri az olmasından kaynaklı olarak ayrı bir finansallara katalizör etki yaratacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan da geçtiğimiz hangi seneydi? 2021 mi? 2022 mi? Tam hatırlamıyorum ama BBVA garantiden pay almıştı. Fiili dolaşımdaki pay oranı yaklaşık %14'e düştü. Fiili dolaşımdaki pay oranının da düşük olması bence biraz daha banka tarafını destekleyecek önemli unsurlardan diyebilirim.